Ya Karadeniz'in kaderi hakikaten bu AKP dönemindeki felaketlerden bir türlü kurtulamıyor. AKP yani işte hem Yeşil Yol, onun öncesinde hidroelektrik santral projeleriyle Karadeniz'e üşüşmüştü. Ama AKP'nin son dönemdeki temel politikası Türkiye'yi küçük bir Çin yapmak. Yani bu ABD, Avrupa ile Rusya ve Çin arasındaki gerilimden dolayı Çin'in daha önce tedariğini sağladığı ara malların ve madenlerin en azından bir kısmının Türkiye'nin üretmesi, Türkiye'nin bu alanda öne çıkması planlanıyor. Bu uluslararası toplantılarda konuşulan ve Türkiye'nin ara mallar ve madencilik alanında geliştirilmesi gibi bir eğilim var. Dolayısıyla Türkiye çok hızlı bir şekilde maden şirketlerinin faaliyetlerinin önünün açıldığı, Türkiye'nin neredeyse hemen her tarafının yani ormanların neredeyse %70'inin, belli illerin %70, %74, %80'inin maden sahası ilan edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Mesela Ordu, Artvin'deki ormanların neredeyse tamamı maden sahası. Ordu'da %74'ü maden sahası. Sadece şeyde değil, yani Karadeniz'de değil. Mesela Muğla'da da mevcut yerleşim alanlarının, tarım alanlarının ve ormanları kapsayan alanların %74'ü maden sahası ilan edilmiş durumda ve bize gelen bilgilerde AKP'nin kendi yandaşlarına bir dönem işte enerji şirketi kurun diye telkin etmesi gibi bu dönemde de maden şirketi kurun diye telkin ediyorlar ve maden arama devlet kurumları da sürekli özellikle bu bakır, kurşun, çinko ve tabii altın gibi iletken, yarı iletken maddelerin üretilmesi konusundaki madencilik faaliyetlerine çok büyük destek veriyorlar. Hatta bunu bir milli politika olarak da koruma altına alıyorlar. Yani bir madencilik şirketlerinin hani oradaki yerel halkın tepki göstermesini işte dava yoluyla bu projeleri durdurmalarını engellemek için de bu geçtiğimiz aylarda tam bu kentsel dönüşüm yasasındaki değişiklikle aynı zamanda madencilik yasasında da bir değişiklik yapma planlarını açıklamışlardı ve madenciliği bir tür milli sektör, bir stratejik sektör ilan edip bu tür işte yereldeki itirazların önünü kesmek istiyorlar. Ya devlet aslında çok uzun zamandır çayı ve fındığı geriletme politikası uyguluyor. Çünkü fındıkta yenilenme adı altında belli rakımların üzerindeki fındıkları almama ya da ondan o fındık bahçelerini devre dışı bırakma gibi bir yaklaşımı var. Zaten biliyorsun fındık alanında bir tek İtalyan şirketine bağımlı durumdayız ve o şirketin istediği kalitede üreten fındık bahçelerini sadece korumak, diğer alanları işte madenciliğe, turizme ya da başka yerleşim sanayi tesislerini açmayı planlıyorlar. Bunun için de bir uzun zamandır bir altyapı hazırlanıyor. Çay sektöründe de öyle. Çay zaten şu an yani işte 1990'lara kadar devletin bir numaralı çay hem planlayıcısı hem de alıcısı durumdayken şu an özel sektör çayda öne çıkmış durumda. Hem yaş çay alımında hem de kuru çay üretiminde Çaykur'u geçmiş durumda. Dolayısıyla yani o 80 sonrasında askeri darbe sonrası uygulanan tarıma desteklerin kesilmesi, tarımla ilgilenen nüfusun köylerden göçertilerek kent merkezlerini ve büyük şehirlerde toplanması politikası aslında fındığı ve çayı bölge açısından bir numaralı geçim kaynağı olmaktan çıkarmayı hedefliyordu ve bu büyük oranda başarılmış durumda. Dolayısıyla halk bir tür illallah dedirtiliyor. Yani çaydan, fındıktan bir an önce uzaklaşılsın ve buralar işte şimdiki gördüğün gibi işte maden şirketlerine açılsın isteniyor. Ve insanlar da kuşkusuz ikili bir pozisyondalar.